Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir risale okumasında daha birlikteyiz. 10. sözü tefekkür etmekteyiz. 10. sözdeki 3. günümüz bu. 10. söz namı diğerle haşr risalesidir dedik. Burada biz haşrin nasıl elle tutulur, gözle görülür, akılla bilinir bir hakikat olduğunu öğreneceğiz inşallah. Tabii böyle söyleyince size garip gelebilir. Yani öldükten sonra yaşanacak bir şey, zamanın bilemediğimiz bir boyutunda yaşanacak bir şey, nasıl elle tutulur, gözle görülür, bir hale gelebilir, gelecek arkadaşlar. Çünkü biz zaten haşri yaşıyor olduğumuzu göreceğiz 10. sözü okuduğumuzda. İlerleyen kısımlarda bu mevzu daha da açılacak. O zaman fark edeceğiz ki ya biz öyle ötemizde, gaybda, çok ilerlerde bir şeye inanmıyoruz sadece. Evet, haşrin böyle bir tarafı var ama aslında haşir her gün yaşadığımız, her an yaşadığımız, her an delillerine şahit olduğumuz, tezahürlerini gördüğümüz bir hakikat, bir kanun, bir yasa yani. Haşir yasası diye bir yasa var. Bu yasa varlıkta her an işlemekte, her an oluşlarda ve bunun en büyük tezahürü, insan nevine bakan özel bir tezahürü ahirette, daha doğrusu ölümden sonra da, kıyametten sonra da vuku bulacak. Meselenin sadece bu kısmı bize gayb. Geri kalan hepsini görebiliyoruz. Delillerini, emarelerini elhamdülillah müşahede edebiliyoruz. Kur'an'da bize nasıl müşahede edebileceğimizi, nasıl görebileceğimizi, nasıl sezeceğimizi öğretiyor. 10. sözde bize Kur'an'ın ve sünnetin bu rehberliğini hatırlatıyor elhamdülillah. Başlayalım, 10. sözü okuyalım. Sonra konuşacağımız kısma geldiğimizde yavaşlayalım, hızımızı düşürelim. O hızı düşürme arasında da kelimelerini, cümlelerini, orada bize öğretilen bakış açılarını kavramaya çalışalım. 10. söz, haşir bahsi, ihtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil, hem hakaik-i İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanid olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bu 10. sözün başındaki ihtardı. Hakkında konuşmuştuk ilk dersimizde. Fakat şimdi şu dikkatimi çekti. Belki üzerine birazcık kelam sarf etmek lazım. Burada diyor ki hakaik İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanid olduğunu göstermek için diyor temsilleri, teşbihleri kullanıyorum. Nasıl anlamak lazım bunu? Ben kendimce şöyle bir yere koydum. Bir hikaye içinde, bir temsil içinde, bir kıssa içinde hakikatleri dinlediğiniz zaman ondaki bütünlük daha çok ortaya çıkıyor. Daha doğrusu bütünlükte sırıtan bir yer varsa o kurguda zaten kendisini göstereceğinden siz o bütünlüğü daha rahat kavruyorsunuz. Nasıl örnek verelim? Mesela bir roman yazıldığını düşünelim. Ama bu roman öyle bir şekilde yazılsın ki bir yayın evi 10 tane ayrı yazara görev versin, desin ki ya bana bir roman yazın ama size ortak bir konu vermiyorum. Her biriniz kafanıza göre takılacaksınız. Sonra ben 10 bölümü birleştireceğim. Ondan güzel bir roman çıksın. Şimdi bu 10 kişi birbirleriyle irtibatları yok. Hangi konu olduğunu bilmiyorlar. Karakterlerin isimlerini bilmiyorlar. Siz o romanı bir bütün halinde önünüzde bulduğunuzda ondan hakikaten bir roman çıkmış olur mu? Elbette çıkmış olmaz. Çünkü İlk bölüm başka bir şeyden bahsedecek, ikinci bölüm başka bir şeyden, belki üçüncü bölüm bilim kurgu, dördüncü bölüm
polisiye 5. bölüm, aşk romanı falan tamamen böyle ayrı türlerde bir şey olacak. Ve o bütünlük hakkı verilmemiş bir bütünlük olacak. Ona roman dense de ancak kalıbına denecek yani. Yoksa içinde bir roman olmayacak onun. Ona bir bütünlük atfı yapılamayacak. Aynen böyle de eğer Hakaik-ı İslamiye hakikaten bir bütün olmasa, Bediüzzaman'ın burada bize aktaracağı uzun temsil içinde böyle bir bütünlük oluşturamazdı. Veya diğer işte temsilin çok kullanıldığı küçük sözlerde onları da hesaba katalım, onları da analım. Yani orada işte ahiret şudur, dünya budur, iman şudur, din şudur, namaz şudur falan bir kurgu içinde veriyor size. Siz o kurgu içinde sırıtan bir şey olmadığını görüyorsunuz. O zaman ne diyorsunuz? Bu bir bütün olmuş. Çünkü akıyor. Yine işte iyi romanda nasıl olur? Önünüze aldığınız zaman arkadaş adam sanki bir oturuşta yazmış dersiniz yani. Bir oturuşta okudum dersiniz mesela ondaki bütünlüğü anlatmak için. Bazen işte kitap satış sitelerinde yorumlar kısmına bakıyorum ben. Adam öyle diyor. Bir oturuşta okudum ya diyor. Ne kadar akıcı yazılmış. Yani niye kastediyor bunda? Yani çok güzel bir bütünlük. Sırıtan bir şey yok. Teâruz yok. Tenakus yok. Böyle karmaşa yok. Kargaşa yok diyor yani. Bunu anlatmak istiyor bize o ifadeyle. Evet. Biz de burada bir temsil içinde hakikatleri ders aldığımızda görüyoruz ki cuk oturmuş her şey. Sırıtan bir şey yok. Uyumsuz bir şey yok. Parça bütün arasında çelişkiler yok. 10. sözde temsilin de uzun olması hasebiyle bu daha çok nazarımıza verilen bir şey. Belki de o yüzden Bediüzzaman Hazretleri 10. sözün ihtar kısmında bu fonksiyonunu andı. Teşbihlerin ve temsillerin ve onları niye kullandığının hikmetini burada andı. Evet. Bir daha okuyayım ihtarı. İhtar, şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem Hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayet kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhyil mevta ve hu ala külli şeyin kadir. Bu ayeti kerime Rum suresinin 50. ayetiydi. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir meali de şöyleydi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Tekrar okuyorum. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bu ayetin bize ilk bakışta daha meal düzeyinde muhatabiyette çağrıştırdıklarını birinci dersimizde bir miktar konuştuk. İkinci dersimizde de ona atfen yine azıcık bahsettik. Fakat görüyorsunuz daha söylenecek şeyler var. Mesela şimdi Bismillahirrahmanirrahim ile aşağının ilgisini düşündüm. Aklıma şöyle bir şey geldi. Hani Bismillahirrahmanirrahim de aslında bu ayetin başındaki şeyin bir öğüdü sayılabilir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine diyor ya ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim de bütün surelerde bir nevi bunu söylüyor. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunun bize hatırlatılması. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine emrinin başka bir sureti. Biliyorsunuz Kur'an'da sadece bir sureye besmele ile başlanmıyor. Tevbe suresi. Onda da işte azap ayetlerinin çokluğundan dolayı öyle oluyor diyorlar. Bu hikmetten de bakınca yine aynı yere düşmüş oluyoruz sanki. Bismillahirrahmanirrahim'in hatırlatılmasının hikmeti. Yani bu perspektiften bak demek. Allah'ın
rahmet ve rahimiyet sahibi olduğunu düşünerek bak demek. Düşünerek oku demek. Bu vahiy zaten bunlardan dolayı sana bahşedildi, ikram edildi, lütfedildi demek gibi manalar sanki burada var. Yani aşağıdaki iki ayet, aşağıdaki ayet, Rum suresinin 50. ayeti, Bismillahirrahmanirrahim'in bize bir tefsirini gösteriyor. Kur'an da kendi ayetlerini tefsir ediyor. Bir ayetin açıklamasını başka ayette bulabiliyoruz mesela. Burada da Allahu Alem kaydıyla söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim'in bir tefsirini, bir açıklamasını, haşir penceresinde lazım olacak bir bakış açısını burada görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim, Allah ve Rahim, Rahman ve Rahim'dir diyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayın diyor. Öyle bakın diyor, o perspektifi kuşanın diyor, Allah'ın böyle olduğunu bilin diyor. Bu kelamın böyle bir Allah'tan geldiğini bilin diyor. Bu kainatın böyle bir Allah tarafından yaratıldığını bilin diyor. Altındaki ayette onu biraz açıyor. Bir dalını, bir yaprağını gösteriyor o kitabın. Ne diyor? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bak o tecellilerden birisi. Yeryüzünü ölümün ardından diriltmek. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rahmet ve kudret ilişkisi de burada kendisini gösteriyor. Yani birisi merhametli olsa da gücü yetmese tamam olmaz o rahmet. Yani sadece merhamet etmiş olur, fiiliyata geçemez. Kudreti olsa ama rahmeti olmasa, ama bu sefer de belki zarar verici olur. O hani Pirelli reklamındaki cümle var ya, kontrolsüz güç güç değildir. Bizim de şeyden aşina olduğumuz, la havle ve la kuvvete ile aşina olduğumuz o hakikat, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve kudreti arasında bir bütünlük var. Kudretin hayırda tasarrufu rahmetle açıklanıyor. Rahmetle, hikmetle, tabii başka esmalara da ilgisi var ama rahmet burada verildiği açıdan söylüyorum. Rahmetin tecellisi de kudretle. Merhametli, gücü de yeter, o halde yapacak. Onu ne tutabilir ki? İlerleyen kısmı da Bediüzzaman Hazretleri buna dair şeyler kullanacak, böyle temsiller. Yani kudreti yetiyor, rahmeti de gerektiriyor. Onu ne engelleyebilir? Neden yaratamasın ki? Bunu buradan bahar örnekliğinden ilk dersimizi alarak devam ediyoruz ve Risale'nin genelinde bunu göreceğiz. Evet, bu ayet bize büyük bir bakış açısı öğretti. Buradan devam ediyoruz. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak, dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, şu dünyaya işarettir, gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır, yani devlet malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git dehalet et dedi. Fakat o sersem inat edip dedi, yok miri malı falan değil. Bunu ben kendim söyledim. Yok miri malı değil. Belki vakıf malıdır. Sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem felsefane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı.
Evvela o sersem dedi, padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben, bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer, gayipten gelir gibi kıymetdar, musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Bu kadar mal nasıl sahipsiz olur? Ve her yere görülen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça Frengi'yi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. Buraya kadar konuştuk. Geçmiş derslerimize gönderelim. Merak edenler varsa yani bu bahislerde neler söyleniyordu, anlamak için neler düşündük, ne alternatifler geliştik. Onlar önceki derslerde kaldı. Tekrar onlara dönmeyeceğiz. Çok lüzum olmadıkça. Şimdi kaldığımız yerden tefekkür ederek devam edeceğiz. O sersem döndü dedi. Haydi, padişah var. Tamam, kabul etti, padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Bak, ateistti, deist oldu. Şimdi ateist önce Allah olamaz falan filan dedi. Yani bu kadar mallar sahipsiz, herkes kafasına göre takılıyor. Olsa diyor beni engellerdi falan demeye geldi. O da kainattaki nizamla arkadaşı da dedi ki bak bu kadar nizam oluyor, bu kadar düzenli şeyler yaratılıyor. Sen bir iğneyi, bir köyü, bir harfi sahipsiz anamazsın. Köye muhtar, iğneye usta, harfe katip ararsın. O zaman bu kainatı da aramak lazım falan dedi. Onunla ikna etti. Bu sefer de işte inadından vazgeçmiyor ki insan. Daha doğrusu nefsinin inadından vazgeçemiyor. O lezzetinden, menhus serbestliğinden, yalancı özgürlüğünden ya da günahkar özgürlüğünden diyelim. Ondan kolay vazgeçemiyor. Ateistlikten vazgeçti, deist oldu. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Hadi olsun padişah. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Ya ben şu kadarcık bir şey araklıyorum ya. Şu kadarcık çalıyorum. Yani bir parçacık tasarrufum var. Zarar veriyorsam da şu kadar ya. Ne olacak ya? Padişah ne der buna ya? Kocaman padişah. Benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor. Bak gördünüz mü? Önce ne dedi o evvela o sersem? Padişah kimdir tanımam dedi. Bir paragraf yordu diğer kardeşini. Ondan sonra ikinci paragrafta tamam dedi padişah var ama dedi ne yapacak dedi benimle, ne uğraşacak benimle, niye ilgilensin benimle, benim arakladığımın, gasp ettiğimin, sömürdüğümün ona ne zararı olabilir, onun sonsuz kudretine falan ne eksiltir falan. Bak ilgisizliğine yordu büyüklüğünü. Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor gibi bir şey söyledi. Şimdi önce şeyi konuşalım. O sersem hangi argümanları söylemiş oldu yani bu iddiasıyla, bu cümleleriyle hangi argümanları dillendirmiş oldu? Bir, cüz'i istifadenin Allah'a zarar vermeyeceğini yani ben namazımı kılmıyorum atıyorum mesela öyle düşünüyor o kişi deist. Deist diye konuşalım. Daha müşahhas olsun. Ateistten deizme dönen arkadaş. Diyor ki ben diyor namazımı kılmıyorum. Ona ne zararı olur ki? Ben günah işliyorum. Ona ne zararı olur ki? Ben onun malından onun rızası haricinde tasarrufta bulunuyorum kendi irademle. Bunun ona ne zararı olur ki? Bir şey dayattı bize. Kendince bir doğru nedir? Padişah
şeylerle ilgilenmekle ancak nasıl diyelim? Ancak padişaha zarar veriyorsa padişah onunla ilgilenir. Bu bir dayatma aslında. Biz bunu kabul etmek zorunda değiliz. Bak, padişahla ilişkiyi, müeyyide ilişkisini şeye hapsetti. Zarar vermeyi hapsetti. Yani padişah müeyyide uyguluyorsa ondan zarar görmüştür. Niye böyle olsun? Yani padişah sırf zarar gördüğü için müeyyide uygular. Böyle olmak zorunda değil ki bu ilişki. Ama bak, bunu bize dayattı. Bir, ne dedi? Benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Ha, bir de şunu söyledi mesela. Benim cüz'i istifadem. Senin istifadenin cüz'i olduğu nereden belli? Bak, dedik ya, hani bir önceki derste bunu konuştuk. Önce soruyu sorgulamak lazım. İddiayı sorgulamak lazım. Dayaslandığı zemin hakikat mi? Dedikleri doğru mu? Bir öncekinde sorguladık. Bak ne çıktı? Varlık algısı sorumlu çıktı o arkadaşın. Varlık algısını yıkınca Allah'a kabul etti. Şimdi ikinci bir yanlış varlık algısıyla geliyor bize. Onlarda neler var? Bir, benim istifadem cüz'idir. Acaba senin istifaden acaba cüz'i mi? Senin tasarrufun acaba cüz'i mi? Ya da cüz'i nedir? Senin cüz'i gördüğün acaba Allah için cüz'i mi? Yani bir, bunu tartışmalıyız. Bunu bize iddia etti o arkadaş. İki, padişah müeyyideyi sadece zarar için mi uygular? Zarar gördüğü için mi uygular? Elbette biz Allah'a hiçbir zarar vermiyoruz. Yani biz namaz kılmayalım, biz işte oruç tutmayalım, biz hacca gitmeyelim. Ne olur ki Allah'a? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şeye ona muhtaç. Samediyet sahibi Allah. Ona elbette bizim bir zararımız dokunamaz. Yaptıklarımızla ona bir zarar vermiş olmayız. Girdiğimiz günahlarla ona bir zarar vermiş olmayız. Ama müeyyide niye sadece bununla ilgili olsun? Adam gidiyor, Türk bayrağını yakıyor atıyorum. Türkiye bayrağını bir yerde yakıyor. Başka ülkeler için de bu geçerli. Şimdi o Türkiye bayrağını yaktı. Türkiye devleti yıkıldı mı? Yok. Ama cezası var. Öyle yapılabilir mi yani mesela? Türkiye'de aldın eline Türkiye bayrağını, yaktın, salladın meydanda. Seni linç ederler orada, polis gelene kadar. Zaten halk halleder seni yani. Niçin yapıyor bunu halk? Aa, çok zarar verdi bize, yaralandık, bir yerlerimiz yandı falan diye mi yapıyor? Yok, öyle bir niyetle yapmıyor. Ama başka bir şey var. Orada bir hakaret var. O zaman ne? Zarar görmek şart değil. Hakaret de olduğunda, küçük görme de olduğunda, ne bilelim, saygısızlık da olduğunda müeyyide olabiliyor. Sadece zarar üzerinde kurmak bu ilişkiyi doğru değil. O yüzden bakınız, o dayatmaları sezelim. 3. Hazinesinden ne noksan eder? Evet, hazinesinden bir şey eksilmez ama müeyyide ilişkisinin böyle olması zorunlu mu? Sen elektrik faturanı ödemiyorsun veya kaçak elektrik kullanıyorsun. Bu Türkiye ne yapabilir ki? Zaten yani bilmem kaç tane baraj var, bilmem kaç tane işte santral var, şu var, bu var. Senin yaktığın elektrik ne yapabilir devlete? Bir şey yapmaz ki zaten, zararın olmaz. Ama sen orada asıl o şeyi kullanmamakla, yani yasal olarak kullanmamakla başka bir şey ima ediyorsun. Devlet yıkılıyorum diye senden almıyor o vergiyi. Onun başka bir iması olduğundan alıyor. İlâ ahir, ya da yasayı bozduğundan alıyor, düzeni bozduğundan alıyor vesaire gibi gibi. Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor. Hapis mapis yoktur diyor, ceza görünmüyor diyor. Burada görünmüyor diyor. Burada olmaması hapsin ila nihaya olmayacağına işaret eder mi? Gibi gibi, bak, sorgulanacak zemini konuştuk ve adamın iddialarını konuştuk. Bir sürü böyle lahana yaprağı gibi iç içe bir sürü şey söyledi bize bu deist. Haydi padişah var, benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor. Bakalım öyle miymiş? Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu,
şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Manevra ne demek? Yani hareket etmek, yön değiştirmek, yol değiştirmek. Buradan asıl verilmiş manevra. Eğitim ve deneme yeri olarak söylenmiş. Bu daha doğru bir tanım. Hani bir yerde manevra yaptığınız zaman orada dönersiniz. Yönünüzü değiştirirsiniz. Gibi gibi anlamları vardır yani. Ama burada açıklama olarak eğitim ve deneme yeri denmiş. Onu da aklımızda tutalım. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibeyi sultaniyenin meşheridir. Hem sanayi garibeyi sultaniyenin meşheridir. Ne demek? Sultanın garip yani ilgi çekici, enteresan, garibin böyle bir anlamı da var. Sadece gariban manasında değil, sıra dışı, ilginç gibi manaları da var. Sanayi garibeyi sultaniye, sanayi zaten biliyoruz, bugün biz de kullanıyoruz. Burada nasıl verilmiş anlam ona da bakayım. Saltanata, devlete ait antika sanatlar denmiş. O da olabilir. Ama şunu da verebiliriz. Sultanın sanayisinin garip şeyleri, ilginç şeyleri gibi diyebiliriz. Meşheridir yani sergisidir. Sultan yani orada ilginç şeylerini sergiliyor. Burası bir sergi. Bir, manevra meydanı dedi. İki, burası bir sergi dedi. Üç, hem muvakkat, temelsiz bir misafirhaneleridir. Hem muvakkat, temelsiz misafirhaneleridir. Bu dünya aynı zamanda bir de misafirhaneymiş. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur, daima dolar boşalır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. Yani burada ne oldu? Bu cevap niye böyle geldi yukarıdaki soruya? Arkadaşı şöyle bir argümana yaslandı. Ben öyle hissediyorum. Elbette bu argümanın ilk boyutu ahiret. Yani ahiret var dedi. Onu söyledi. Ama ikinci bir şey daha söyledi. Bize bir sınır çizdi. Biz bu dünyada Cenab-ı Hakk'a dair tefekkürlerde bulunurken nereye kadar gitmeliyiz, nereden sonra durmalıyız? Şimdi ilginç geldi size belki bu söylediğim. Buranın onunla ne ilgisi var diyorsunuz. Var, şöyle. Yani bu alemden Allah'a dair tefekkürlerde bulunuyoruz. Fakat bu tefekkürümüzün eğer usulü olmazsa, sınırları olmazsa, çerçevesi olmazsa, yapılabilecekleri, yapılamayacakları olmazsa buradan o adamın dedikleri de çıkabilir. Bak, benim cüz-i istifadem ona ne zarar verebilir, hazinesinden ne noksan eder, hem burada hapis mapis yoktur falan, ceza görünmüyor. Eğer evet sadece bu dünya diye bakarsan böyle tuhaf sonuçlara varabilirsin. Ama bu sonuçların alemin içinde çelişkiye dönüşür. İleride bunlar gelecek, bir nebze bahsedeyim. Mesela Cenab-ı Hak aynı zamanda adaletli diyorsun. Her şey büyük bir ölçüyle, intizamla yaratılıyor diyorsun. Görüyorsun da ölçüleri. Zaten bütün bilimler bize bunu anlatıyor. Ama diyorsun bu dünyada aynı zamanda büyük zalimler ve çok büyük mazlumlar var. Ölüm geldiğinde zalim zulmüyle, mazlum uğradığı zulümle kalıyor. Mağduriyetiyle kalıyor. Allah adilse bu ne? Bak Allah adil, çünkü kainatta delilleri var. İşte bu ayeti kerimenin şablonu dedik ya, bu bir formül. Bahar varsa Allah Rahman. Allah Rahmansa beni niye tekrar diriltmesin? Ya da bahar varsa Allah Rahman ve Kadir. Çünkü o bahar hem rahmet hem kudret işi. O zaman beni niye diriltmesin? Ayet-i kerime bize onu öğretti ya.
Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rahmet ve kudret nasıl böyle bir oradan bir buradan sardı bu hakikati. Yerine adaleti koyacağız. İşte o babı bilmem ne bahisleri gelecek ileride. Onlarda tek tek bu yapıldığını göreceğiz bunların ama ben bir nebze bahsediyorum. Ya Allah adilse bak şak. Kainatı intizamla düzeltiyorsa şak bak bir oradan bir buradan kapattık. O zaman ve hani bu kainatta da bunun tecellileri görünüyorsa o zaman bizim dairemizde niye bu tecelli etmesin? Bak niye etmesin? Ama etmiyor görünüyor. O halde bu dünya asıl değil. Bu fikre varmamız lazım. Ya da şöyle diyelim. Biz buzdağının görünen yüzüyüz. Sadece burayla değerlendirmemek lazım demek ki dememiz lazım. Burada bir uyanış geçirmemiz lazım. Yani Allah her şeyi büyük bir düzenle devam ettiriyor. Bir gram yönünden, yerinden şassa yıldızlar falan gezegenler alemin düzeni bozulacak. Kimyaya bakıyoruz işte o atom altı düzende ne şeyler var, hassas dengeler var. Formüllere bakıyoruz, kimyasal formüllerine. Yine çok hassas bir nizam. İki tane ondan, bir tane bundan, bilmem şu bu falan bir sürü bir denge. Hepsi adalet. Bunların hepsi adaletle ilgili şeyler. Ama geliyoruz arkadaş, insanın dünyasında bir karmaşa. Şimdi bir, ya aptallıkla, cahillikle, sersemlikle diyeceğiz ki biz asılız, bu gördüğümüz yalan. Hani bizimki geçerli, bunları boş ver. O bir tane profesör var ya, bu çok televizyona da çıkıyor. İsim aklıma gelmedi şimdi, top sakallı bir profesör, yaşlı da. Dünyada düzen yok diyor. İşte bak ha, aynı sıkıntı. Nasıl düzen yok ya? O zaman bilim nasıl var? Bir de bilim adamı olacaksın sen yani. Diyorsun ki dünyada düzen diye bir şey yok. Dünya kaotik, kaotik falan diyorsun. O zaman niye iki kere iki hep dört ediyor düzen yoksa? Matematiğin nasıl var senin? Kimyan nasıl var senin? Fiziğin nasıl var senin? O yasalardan nasıl bahsedebiliyorsun? Kütle çekim yasası diyorsun. Evrenin her yerinde aynı falan diyorsun. Bunları söyledikten sonra nasıl bir de ya dünyada düzen yok veya evrende düzen yok gibi bir şey sarf edebiliyorsun? Bu ne? İşte kendi imtihan sahasını asledip geri kalan tecellileri yok saymak. Problem buradan kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak sırrı imtihan gereği bu hayat ahirettekiyle tamam olacağından, manzara tamamıyla orada görüneceğinden burada bir kısım yarımlıklar yaratmış. Onlara baktığımız zaman yarım kalmışlık hissediyoruz. Ve sadece o yarım kalmışlıktan hüküm çıkardığımızda da yukarıdaki hataları yapabiliyoruz. Burada hapis mapis gözükmüyor falan filan. Yani bu sultanın müeyyidesi yok, sallamıyor kimseyi falan gibi haşa kelamlar edebiliyoruz. Yanlış bir şey. Onu da burada bak argüman argüman söyleyecek. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Eğitim, talim yeri ya da hareket yeri yani tatbikat alanı. Heh, böyle söyleyelim. Ordu orada tatbikat yapıyor. Asıl değil burası. Bunu söyledi bir bize. Manevra meydanı olduğunu söyledi. Çünkü hiçbir şey tam olarak öyle kalmıyor. Yani o kadar hızlı bir değişkenlik var ki bu alemde. Bu değişkenlik gösteriyor ki bunlar burada değişmek için gelmişler buraya. Kalmak için gelmemişler. İki, hem sanayi, garibeyi, sultaniyenin meşheridir. Sultanın garip sanatlarının, ilginç sanatlarının, ustalığının, onlardaki mucizelerin meşheri, sergisidir. Yani konuluyor, kaldırılıyor, konuluyor, kaldırılıyor. Bir sergi alanı gibi, pazar yeri gibi böyle seriliyor, kaldırılıyor, başkası seriliyor, kaldırılıyor, başkası seriliyor. Yenileri geliyor çünkü sürekli. Her bahar da öyle mesela. Her baharda kaldırılıyor, bir daha seriliyor, kaldırılıyor, bir daha seriliyor. Cenab-ı Hak kış geliyor, yaprakları döküyor, tekrar seriyor, tekrar çiçekler açıyor, tekrar meyveler, tekrar kaldırıyor, tekrar geliyor. Ve her sene geldiğinde de evet tamam aynı kiraz ağacı, aynı çiçekler gibi geliyor ama bak fotoğrafını çekin. Bir sene önünüzdeki meyve ağacının fotoğrafını çekin, ertesi sene aynı vakitte bir daha çekin.
Evet, topyekünlükte bir benzeyiş var ama detaylara bakıyorsunuz bambaşka bir şeyler olmuş. Bak elma buradaydı, bu tarafa geçmiş. O öyleydi, şöyle olmuş. Orada bir tane çıkmıştı, bu sefer dört çıkmış falan. Yani o sergide değişiklikler var. Elmanın şekli böyleydi, böyle olmuş. Bu sene elmalar ekşi değil, sulu olmuş, tatlı olmuş falan filan. Gibi gibi. Sultanın garip sanatlarının meşheridir. Hem muvakkat, yani vakitli, geçici, bir vakte sıkıştırılmış, temelsiz misafirhanelerdir. Yani kalıcı olmadıkları yere sabitlenmemelerinden de belli. Bir bina yapılacağı zaman bakıyorsunuz adam altına böyle bilmem ne kadar kuyu temel kazıyorlar şimdi, değil mi? Bazıları ray da döşüyor mesela. Yerin altına doğru bakıyorsun, işçiler böyle küçük kalıyor aşağıda. O kadar yerin dibine girmişler binanın boyuna göre. Kuyu temel yapıyor diyorsun ya, bu bina burada kalacak. O adam ona göre çalışıyor. Ama bir de bakıyorsunuz çadır kurmuşlar, pazar açmışlar. İşte bizde yolun karşısında var bir tane. Kurmaları 3 gün. Püt, hemen açıyorlar demirleri, tık 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 takıyorlar. Üstüne bir branda geriyorlar falan. Al sana çadır. O çadırda satış yapıyorlar. Ona da baktığın zaman diyorsun ki bunlar burada kalmayacak. Çünkü kalacak gibi yerleşmediler. Kalacak gibi yerleştiler, baki gibi dursalar dersin ki bunlar burada kalacak. Gidici gibi durmuyorlar dersin. Halinden, tavrından yolcuyu anlarsın, gidecek olanı anlarsın. Dünyadaki bu değişim de arkadaşlar, bu hareket de bir şey hissettiriyor. Yani burası asıl yer değil. Buradan bu şekilde yorum yapmamak lazım. Nasıl diyelim? Bu yolculuk üzerinden sınırlayıcı yoruma girmemek lazım. İşte onu söylemek istemiştim bu bahse başlarken. Cenab-ı Hakk'ın ne diyelim bekasına o anlamda bu dünyadan bakılmaz. Gaybla beraber o olur. Yani üstad hani çok söylüyordu onu. Mesela bir yerde şey diyor. Baki olan aynaları da baki olsun ister. Hani bu cümleyi ben kendim kurdum da. Yani sevenleri de baki olsun ister. Bu geçicilikle bakarsan o şeyi anlayamazsın. Bizdeki fanilikle işte o ölüyor, bu geliyor falan filan, bu değişimle bakarsan o sırrı kavrayamazsın. O sırrı kavramak, hakkını vermek ahiretle olur. Yani o ahiretle o sır tamam olur. Evet. Hem muvakkat temelsiz misafirhanelerdir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur. Daima dolar boşalır. Bu işte dedik ya, değişkenlik, sürekli olan gidiş gelişler. Bunlar diyor buranın asıl olmadığını sana hissettirmeli. Burada birisi sergisini koyup kaldırıyor. Birisi bir tatbikat yaptırıyor. Birisi temelsiz bir misafirhane kurmuş. Bir süre mültecilerini ağırlayacak. Mülteciler gidince o çadırları da kaldıracak. Bunu çıkarman lazım diyor bu değişimden. Daima dolar boşalır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek, değişecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek, dedi. Arkadaşı onun iddiasına karşı bu iddiayla karşılık verdi. Yani o dedi ki bu dünyaya bakıyorum, ben bunları şunları çıkarıyorum falan. O dedi ki bu dünyayı asıl olarak düşünme. Asıl alem başka taraf. Burası onun öncesi, bir parçası, tecrübesi. Böyle düşün dedi. Şimdi iddialaştık biz karşımızda. Deistle, deist olan, ateizmden dönüp deizme katılan o arkadaşla biz iddialaştık. O ahiret yok diyor, biz var diyoruz artık. Şimdi geliyor orası. Yine o hain sersem, temerrüt edip inanmam. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin, dedi. Bak inanmam. Şimdi bana öyle bir şey söyledin ki diyor, bu alem değil asıl olan dedin, başka bir alem daha var. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin, dedi. Burada neden mesela üstad ağır ifadeler kullanıyor? Hain diyor, sersem diyor, temerrüt edip diyor, yani inat edip, inatlaşıp. Burada mesela ben bunu çok seviyorum.
daha önce bir dersimizde de bir miktar değindim. Bediüzzaman Hazretleri elbette bir ehli sünnet alimi olarak elhamdülillah onlardan gelen bir mirasla tarafını belli ediyor yazdığı metinde. Şimdi akademik metinlere bakıyorsunuz, adamın nerede durduğu belli değil. Müslüman, adı Müslüman, Peygamber Muhammed diye bahsediyor mesela şeyden. Sanki kendisi katılmıyormuş gibi. Arkadaş sen başka bir şey mi düşünüyorsun? Yani ortada bir yer varmış gibi oradan konuşuyor işte. Müslümanlar Peygamber Muhammed'in önderliğinde aleyhissalatü vesselam. Sen neredesin arkadaşım? Yani bir salavat getir ya. Babanın oğlundan mı bahsediyorsun? Hani bizde derler de eskiden yaşlılar, büyüklerimiz. Elhamdülillah bak ne güzel terbiye vermişler. Böyle bir dediğimiz zaman mesela peygamberden İbrahim, Nuh ismiyle bahsettiğimiz zaman uyarırlardı. Yani babanın oğlundan mı bahsediyorsun derlerdi. Aleyhissalatü vesselam veya aleyhisselam desene veya başına hazreti getirsene. Bu arkadaşlar kalpte olması gereken taraftarlıktır. Bundan vazgeçmemiz çok yanlış olur. Müslüman değil miyiz? Elhamdülillah Müslümanız. Biliyorsunuz İslamiyet'te inşallah Müslümanım demek yok. Caiz değil bu. Elhamdülillah Müslümanım diyeceksin. Yani ayaklarım yere sağlam basıyor. Ben buradayım. Buradayım yani. Tarafım buraya. Böyle düşünmek lazım. Yani entelektüel meşgale değil bu yani böyle. Kalpte taraftarlığı olan bir dava. Bundan kesinlikle gerilememek lazım. Üstad Hazretleri de buradaki ifadelerinde elbette kendi hissini, hissiyatını gösteriyor. Hain sersem diyor. Temerrüt edip diyor. Şöyle dedi diyor. İnanmam hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin. Başka bir memlekete göç etsin dedi. Bunun üzerine Emin arkadaşı dedi bak ona da taraftar. Emin arkadaşı dedi. Emin ne demek? Yani güvenilir. Arkadaşı dedi. Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel. Had ve hesabı olmayan delail içinde, deliller içinde, yani had ve hesabı yok, sayılamaz yani o kadar çok delil içinde, 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var. 12 suret diyor. Suret burada ne anlamda kullanılmış? Ona bakalım. 12 şekil görüntü, yani şekil görüntü diye vermiş burada söz basım. Elhak öyledir yani şekil herhalde 12 farklı yöntemle gibi anlamak lazım. 12 farklı yüzünü göstererek, suretini göstererek, şeklini göstererek işte doğru yani. 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var. Bir büyük mahkeme kurulacak. İnsanların amelleri, dünyada eyledikleri işler tartılacak. Bir dar-ı mükafat, yani mükafat evi, cennet kastediliyor burada. Dar-ı mükafat ve ihsan ve bir dar-ı mücazat, bir ceza evi ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşaldığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşalıp harap edilecek. Sonun cümleyi bir daha okuyorum. Ve bu memleket her gün bir derece boşaldığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşalıp harap edilecek. Bu iddiaları dile getirdi. Elhamdülillah emin olan arkadaş. İmanının gereğini yaptı. Şimdi onları bize nasıl anlatacak? Birinci suret. Hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. Bakınız, bu suretlerin tamamı aslında ayetle ilgili. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kısaca bir mealini tekrar bir hatırlatmak istiyorum size. Hatta önce orijinalini okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila eseri rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike le muhyil mevta ve hu alâ külli şeyin kadir. Evet, kısaca bir meali de şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Surette ne diyor?
Hiç mümkün müdür ki, birinci suret bu, bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka bir yerde mahkeme-i kübra vardır. Ayette ne ilgisi var? Bak, ayet ne dedi bize? Yerine koymak için öyle yapmayı deneyeceğim. Hiç mümkün müdür ki bir rahmet, bahusus böyle muhteşem bir rahmet, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka bir yerde mahkeme-i kübra vardır veya kudret de konulabilir buraya. Yani nasıl biz bahara baktık, baharda Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve kudretini gördük, hakikatini anladık, neler eyleyebileceğini, ondaki sonsuz, yani kelimemi mazur görün, kapasiteyi gördük, yani engellenemeyeceğini, onun için müşkül olmadığını, zor olmadığını, engel olmadığını gördük. O zaman dedik ki, bunları dirilten elbette ölüler de diriltecektir. Yani bu kadar başarabiliyorsa, yapabiliyorsa, yaratabiliyorsa bir baharda bu kadar çok türü aynı anda karıştırmadan, bocalamadan, şaşırmadan çok kısa bir sürede yaratabiliyorsa elbette haşirde de insanı yaratmak ona güç değildir dedik. Yapabilecektir bunu dedik. Yani rahmeti ve kudreti bunu da iktiza eder dedik. Çünkü engeli de yok. Oradan buraya geliyoruz. Bak, hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat. Saltanatın muhteşem olduğunu nereden anladık? Yine dünyadan. Bak, temsildeki o şeyden, şehirden ya da diyelim. Yani saltanat ne demek? Yönetim, güç, iktidar. Burada ne diye verilmiş manası? Sultanlık, egemenlik diye verilmiş. Şimdi muhteşem bir hakimiyeti var bu Allah'ın. Gezegenler bir gram olsun sapamıyorlar yörüngelerinden. Yıldızlar, devasa şeyler binlerce, milyonlarca yıldır düzenle devam ediyorlar. Böyle bir saltanat, onları saptırmadan yerlerinden çeviren, tesbih tanesi gibi döndüren bir saltanat. Oradan en küçük daireye inin, atom altı alemde her şeyi yine nizam içinde, kanunu içinde hareket ettiren, döndüren, yaratan, yaşatan bir saltanat, bir kudret. Yani en küçük zerre de kaçamıyor ondan, en büyük nesne de kaçamıyor ondan. İkisine de boyun eğdiriyor. O kadar muhteşem. Hiçbir detayın istisnası yok. Hepsi onun kontrolünde. Şimdi böyle bir saltanat, bunu kainattan okudun, saltanata iman ettin. Ya evet, bunu yapan hakikaten çok büyük bir kudret sahibi olmalı dedin. Veya yönetim sahibi olmalı dedin. İktidar sahibi olmalı dedin. Madem bunu dedin, kabul ettin, o zaman diyor böyle bir saltanatın hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı, yani iyi hizmette bulunanlara, güzel vazifelerini yapanlara, itaatkarlara mükafatı, muti itaatkar demek, ve isyan edenlere mücazatı, müeyyidesi yani bulunmasın. Şimdi mantık bunu gerektirmez mi? İşte dünyada, ikinci derste bunu konuşmuştuk. Hani doğru orantı diye bir şey var matematikte demiştik. Ona benziyor bu durum biraz. Dünyada muhteşem bir saltanatı varsa, bu dünyada olmayan, yani bu dünyada yönetimi hissedilmeyen, o saltanatın tasarrufu hissedilmeyen şeyler başka bir alemde görecektir. İki işlem, ahiretin ispatı gibi. Burada saltanatı görüyorsun, saltanatın hakikatine iman ediyorsun. O zaman bu saltanat iktiza eder ki bu bizim sorunlu gördüğümüz alanın da bir açıklaması olsun. En güzel şeyi bu oldu ifadesi. Madem Cenab-ı Hakk'ın böyle bir saltanatı var, dilediğinde hiçbir şeyi yerinden saptırmadan hareket ettiriyor. Zerreden en büyük yıldızlara kadar her şey emrinde, musahhar. Böyle bir saltanat iktiza eder ki bu dünyada bizim serbest sandığımız o alanın da bir açıklaması olsun. O saltanatın orada da bir şeyi olsun, tasarrufu olsun.
burada biz kafamıza göre takılıyoruz gibi geliyor ama o saltanatın burada da bir etkisi olsun. Yetkisi olsun, izi eseri olsun, tasarrufu olsun veya buradaki başıboşluğun bir açıklaması olsun. Nedir o açıklama? Burada yok hükmet hükmündedir demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. Buradaki adaletle davranmayanların da, düzene uymayanların da, intizamdan şaşanların da, yörüngeden çıkanların da, yani o yıldızların rağmına, o büyük kara deliklerin, şunların bunların rağmına, yörüngesinden çıkan insanoğlunun da o yörüngenin hesabını vereceği bir mahkeme-i kübra olması lazım. Buradaki yarımlık orada tamam olması lazım. Buradaki eksiklik, tabiri caizse yani eksiklik değil bu imtihan, sırrı imtihan. Buradaki eksiklik orada telafi olması lazım. Buradaki muğlaklık orada açıklanması lazım. Buradaki mazlumiyet orada hakkını almaya dönüşmesi lazım. Buradaki zalimlik orada haddini bilmeye dönüşmesi lazım. Çünkü saltanatı gördük biz, saltanat inkar edilemez. Yoksa bu dünya açıklanamaz. Ama bizim kendi has dairemizde açıklayamadıklarımızın açıklamasının olduğu bir yer lazım. Birinci suret bize bunu gösteriyor. O rahmet ve kudret üzerinden ayetin yaptığı kurguyu alıyor saltanata göre yapıyor. O ayet yani Rum suresinin 50. ayeti, Fenzur ila eser rahmetillahi ayeti ila ahir. O kudret ve rahmet üzerinden, bahar üzerinden bize bunu yaptı. Burada birinci suret aynı formülü saltanat üzerinden kullanıyor. Kainata bakıyorsun, muhteşem saltanatı görüyorsun. O muhteşem saltanatı gördüysen senin kendi has daireni de o saltanata göre açıklaman, anlamlandırman lazım. Bir yere koyman lazım. Bütün her şeyin cevabı var, bir tek senin cevabın yok. Olamaz. Bu saltanat seni ıskalamaz. Bunu bilmen lazım diye birinci suret elhamdülillah bize öğretiyor. Evet arkadaşlar, daha ilerleyelim mi? İlerlemeyelim. Daha fazla ilerlersek açamayacağız yeterince. Şöyle yapayım. İkinci surette bir okuyayım ama izahını bir dahaki derse bırakalım. İkinci suret. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziyane bir havf ve heybet altında hizmet eder. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, hatırlayalım yıldız örneğimizi, mütevaziyane bir havf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var ve pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. Kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Diyelim, burada bırakalım. İnşallah yarın bu ikinci sureti tekrar okuyup hakkında tefekküre başlarız. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Şu sırrı kadirin hürmetine
Kadir Gecesi'nin hürmetine bu sırları da bize açsın, bizi bunlarla zenginleştirsin. Bu bir saatimizi de neredeyse bir saat oldu yaptığımız ders. Bir sene nafile ibadet sırrına mazhar eylesin. Onun fazlından umuyoruz, bekliyoruz ki bu gece hürmetine hem bin aydan hayırlı geceye hem o bir saate denk getirsin ve onları birbiriyle çarpsın. İnşallah o kadar hasenatı her birimizin, her birinizin amel sayfasına yazsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir de şuna bir şeyi çekmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Mübarek zamanlar, İslam aleminin her yanında birçok çile var, acı var, gözyaşı dökülecek manzara var. Onları da analım dualarımızda. Elimizden bir şey gelmese de elimizden gelenler elinden geleni de yapsın elbette. Yani mutlaka işte sadaka-i cariye vesaire kanallarla. Ama duamızla da mutlaka yardımcı olmaya çalışalım. Cenab-ı Hak kimin duasını bekliyor yaratmak için bilemeyiz. Belki de bizi duada çalıştırmak için bunları yaşatıyor. Hakkını eda edelim ki borç üzerimizden düşsün. Cenab-ı Hak onları da kurtarsın yani. Başta Filistin olmak üzere alem-i İslam'ın her köşesini kurtarsın. Dua arkadaşlar hem neticesi itibariyle önemli, hem ibadet oluşuyla önemli, hem de ruhu diri tutuşuyla önemli. Yani bugün Filistin'e dua etmezsek yarın Filistin'e aldırmayız yani. Bugün dua edelim ki yarın da aldırır olalım. Öbürsü gün de aldırır olalım. Bizim dualarımız bu ruhu bizde diri tutuyor. Hem Doğu Türkistan, hem Filistin, hem Suriye, hem Mısır, Çeçenistan, Bosna, her yer için, oradaki müminlerin ferahlaması için dua etmekten kaçınmayalım. Cenab-ı Hak kim bilir kimin duası hürmetine, belki birimizin bardağı taşıran son damla oluşuyla, onun sırrıyla, hikmet sırrıyla o işi yapar, bir anda yapar, bilmediğimiz yollarla yapar, bizi şaşırtarak yapar. Cenab-ı Hakk'ın bu mübarek gecede görünür görünmez ordularını alem-i İslam'ın dertleri için yardıma çağırıyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.